Otoseyir'den merhabalar. Bugün yanımızda konuğumuz Emre Çelikkol. PC Merhaba. Labs forumlarından tanıyacağınız Lambo Vurdiki ile güncel haberleri giren. Bugün de konumuz otomobil dünyasına dair güncel bir gelişme olduğu için kendisinden istifade etmek istedik. Evet. Bilgilerinden özellikle. Bakalım dinliyoruz. Merhaba. Geçtiğimiz günlerde gelen bir haber bayağı bir otomobille ilgili forumlarda ve tartışma gruplarında çok konuşulmuştu. İnsanlar da bayağı bir taraftar oldular. Herkes farklı taraflara çekti konuyu. Olay aslında geçen sene yapılan bir anlaşmaya dayanıyor. General Motors, Opel'in de ülkemizde popüler olan Opel'in de sahibi olan General Motors Fiyatında ortağı hatta son dönemde. fiyatında aslında ortaklık bozulmuştu. Hı. O motor konusunda ortak olmuşlardı. Sonra Tabii. ortaklık bozuldu ama hala eski sözleşmeye göre motor alıyorlar. Multijet motorları Multijet ortak bildiğim motorları kadarıyla. ortak geliştirdiler. Aha. Neyse, General Motors Opel'in çok masraflı olduğunu ve kâr etmediğini düşünerek Opel'i önce bir satmayı düşündü. Daha sonra baktı ki olmuyor. Peugeot ve Citroen arabalarını üreten PSA grubuyla ortaklık işine girdiler. Ortaklık sözleşmesi imzaladılar. Şimdi ilk başta herkes buna olumlu baktı. Dediler ki işte ne güzel, bazı parçaları ortak kullanacaklar. Özellikle Opel arabalarında güzel bir dizel motor bulunmadığını, işte bulunmamasından şikayet eden Opel sahipleri Tabii. ve meraklıları çok sevindi. Çünkü Peugeot'un dizel motorları güzel, beğeniliyor. HDI motorları. Sırf dizel değil, turbo tekniğinde Peugeot çok Yani önde. turbo tekniğinde çok önde. Yani işte 1.6 HDI motorlu bir Opel Astra'mız olursa ne kadar güzel olurdu. Tabii, Herkes tabii. çok sevindi. Ama daha sonra şöyle bir gelişme oldu, işte geçen hafta, önceki hafta daha doğrusu bir haber geldi. Opel, daha doğrusu General Motors, küçük ve orta sınıftaki, yani B ve C segmentlerindeki arabalarının platformlarını bundan sonra Peugeot'dan alacak Evet. şeklinde bir haber geldi. Motor tek başına gelmekle kalmadı. Aynen öyle. Peugeot'dan alacak. Yani bu da demek oluyor ki Opel artık işte far tasarlayacak, ayna tasarlayacak Tabii. filan. Opel böyle işlerle uğraşacak. Yani asıl bir arabanın hani geliştirme kısmı olan motor ve platform işleri tamamen Peugeot'a endekslenmiş olacak. Ha, ortaklaşa da geliştirebilirler ama Bildiğim kadarıyla ama Peugeot herhangi bir firma değil bu hususta. Yani Peugeot platform geliştirmemesiyle meşhur firmalardan. evet. Özellikle elindeki parçaları uzun süre kullanıp. Yani çok uzun süre, yani şu andaki Peugeot 308, 307 platformunu kullanıyor. Hadi 308 artık yaşlanmış bir model diyelim. İşte yeni çıkan modeller, mesela DS serisinin tamamı, DS3 DS4. haricinde, Tabii. DS4, DS5. 5 ve Tabii. hatta DS9 konsepti Peugeot 308 platformu kullanıyor. 307 platformu kullanıyor hala ki Peugeot 307 2001 yılında piyasaya çıkmış bir araba. 3008. 3008 aynı şekilde. Yani eski bir teknoloji ki şöyle de bir şey var. Belki Peugeot kullanıcıları birazcık kızacaklar bize ama ilk çıktığı zaman da hani böyle çok ağam şağam olan bir platform değildi. Mesela Ford Focus hep örnek gösterilir. Kompakt sınıfta işte yol tutuş, fren mesafesi gibi standartları belirleyen arabadır. Direksiyon tepkileri konusunda hep böyle hani bir ara Rıdvan sürekli oyuncuları değerlendirirken bir Alex değil diyordu ya, o misal Tabii. böyle araba dergilerinde, kompakt sınıf araba incelemelerinde işte direksiyon tepkileri fena değil ama bir Ford Focus değil filan deniyor. Tabii. Bu Tabii. şekildeydi yani. Şimdi Ford bunu sürekli kullansa hala geçilemedi. Hala bunun ilerisine gidebilen yok. Herkes hala çok memnun. Ama Peugeot'dan ilk çıktığı günde çok memnun değildi. Hatta Peugeot 307 çıktığı zaman böyle 306 meraklıları falan bayağı bir isyan etmişti. Çünkü Tabii, tabii. 306'ya göre çok daha hımbıl bir platformdu. Kesinlikle. Konfor ağırlıklı Hı. düşünülmüş. Ne? 306'ların da karakteristik kusurları vardı ama. Var mı? Özellikle GTI modeli çok başarılı olmasına rağmen aksı dayanıksızdı. Park ederken kaldırıma sürtünce yamuluyordu. Ondan sonra masraf açıyordu kullanıcısının başına. Yani Peugeot o açıdan bir gelişim kaydetmedi. Bilakis ciddi manada arabanın becerisini aşağı 306'yı çekti. 306'yı tek kapılı kasası ve GTI modeli meşhur etti. Tabii. GTI olmasaydı ki GTI'yı da GTI yapan şey hani o sportifliği falan, kimse onun sportifliğine değil.
2000 motor 163 beygir. Ve de 1100 kilo. O zaman için 2000 motordan, yani bahsettiğimiz şey 90'ların ortası. 96, falan, 97 olması lazım. 90'ların ortasında 2000 motordan 163 beygir alabilmek çok büyük bir şey. Tabii. Bir o var, bir de 1.6 motordan 160 beygir alan Honda var. VTEC. Ama Honda'nın motor torku daha az. İşte bir o ikisi var. Yani hani iyi dediğimiz markalar Mercedes, BMW filan 2000 motor 130 beygir, 135 tabii beygir. Böyleydi. Tabii tabii. Yani Peugeot'un o zaman yaptığı şey öyle fantastik bir şeydi ki insanlar hiç işte fren basıcı durmuyor mesela. Durur da hani durmuyorsa bağ ne diyecek yani. 2000 motor 163 beygir çok muazzam. Peugeot GTI modelleri zaten uzun yıllar boyunca genç tabutu olarak alındı. Tabii. Hem aerodinamik yetersizliklerinden dolayı yüksek süratte çok sıkıntı kaynağıydılar. Hem de yolculuk kabiliyetleri itibariyle çok iyi ayarlanmadıklarından dolayı çok sert süspansiyona sahiplerdi. Yine hızlı manevralarda, stabilite gerektiren manevralarda sıkıntıya yol açıyorlardı. Ve güvenlik seviyeleri çok çok düşüktü bugünkü modellere göre. Neticede biz konuya dönersek General Motors platform işini Opel'in elinden alıyor. Daha doğrusu Opel'in platform geliştirme bölümünü tamamen devre dışı bırakarak işi Peugeot Citroen'e, Peugeot Citroen grubuna, PSA grubuna havale ediyor. Hani az evvel şey dedik, Peugeot sahipleri, Peugeot kullanıcıları bize kızmasınlar ama hani Peugeot böyle işler yapıyor dedik. Tabii. Aslında hani olayın bir başka boyutu daha var. Son yıllarda otomobil tercih eden insanların eğilimleri göz önünde bulundurulduğu zaman satış programları, pazarlamacıların ellerindeki argümanları değerlendirme şekilleri, trafik kanunları baktığımız zaman hep arabaların kaza güvenliği, çarpışma testi skoru ki o da zaten üzerinde oynanmış bir skor. Tabii ki. Kemer uyarılarına da yıldız veriliyor. Sürücünün bacağı kırılmış mı kırılmamış mı onun farkına da yıldız veriliyor. İkisi de aynı yani, kefeye konuyor. Yani şöyle de bir şey var, hani soruların nasıl geleceğini biliyorsak o sınav sınav değildir yani. Bravo, bravo. Tabii tabii. Ve şey, arabaların kağıt üzerindeki teknik donanımları, elektronik şeyler, elektronik bileşenleri artık ESP'siz fakat pahalı süspansiyon tertibatına sahip bir arabayı ESP'li fakat telmaşa tabir edebileceğimiz burulma çubuğu ve McPherson kombinasyonunu daha muteber hale gelmesinden dolayı aynen öyle. Maliyetinin de çok daha düşük olmasını hesaba katarak bu tarz bir yönelime gitmesi aslında Peugeot'un akil bir seçim. Bütün firmalar bunu son dönemde yapmaya başladılar. Yalnız işte buradaki esas sıkıntı kaynağı bu durumun yol açtığı güvenlik zaafı. Evet, arabalar çarpışma güvenliği konusunda başarılılar. Kazada sürücülerini iyi koruyorlar fakat kaza yapmaya can atıyorlar. Aynen bir fırsat bulsam da yoldan çıksam diye uğraşıyor. Ben bu ESP süspansiyon olayını şeye benzetiyorum. Fotoğraf makinelerinde iyi makinelerde optik görüntü sabitleme bulunur. Hani kaliteli makinelerde, tabii, kaliteli tabii lenslerde. Ucuz yani tabiri caizse dandik makinelerde dijital görüntü sabitleme dediği şey de ISO'yu yükseltiyor. ISO 100 ile çekeceğine 400 ile çekiyor. Tabii. 800 ile çekiyor. Ondan sonra diyor ki görüntüyü sabitledim. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Evet, görüntü sabit. Gerçekten titreşim yok ama kalite yerlerde sürünüyor. Hakikaten de normal trafik koşullarında öngörülen hız sınırları aşılmadığı sürece herkesin birbirinin şeridinde saygı gösterdiği, arada acemilerin cirit atmadığı, yolların düzgün olduğu, yolların şerit çizgilerinin düzgün olduğu ortamlarda da gayet sorunsuz çalışıyor. Acemilerin baktığı yerde hiç problem çıkmıyor. Ta ki gün gelip de hiç ummadığınız yerden gecenin karanlığında traktör tabii, şeyden çıkana kadar, tarladan yani, yola çıkana kadar. Sabit çizgide giderken, arabanın momenti değişmezken, hani ani ağırlık aktarımı falan derler genelde tabii, bu tabii testlerde. Öyle bir ağırlık aktarımları fazla ani değilken hı-hı her araba yol tutar. Tabii. Yani Dacia da tutar, Lada da tutar. Hani tutmuyor denilen arabalar da tutar. Önemli olan ani, mesela geyik testi, boşu boşuna geyik testi. Geyik testinin slalomdan bir farkı vardır. Tabii. Slalom'da döneceğini bilir, geyik testinde bilmeden ani kırma şeyidir, tabii, manevrasıdır. Esasında hani yine aynı kapıya çıkacak olan bir başka gerçekti. Bugün otomobillerin kataloglarda yazan performans ve yakıt tüketimi verilerinin aslında biraz uzağında kalması gerçeği. Gerçeği yansıtmaması. Tabii. Çünkü yapılan işlemin standartı çok enteresan. Deponun doluluk oranından tut da şeye kadar, ortamın sıcaklığını, kullanılan asfaltın kalitesine kadar birçok şey etki ediyor. Ya içine jockey gibi bir adam oturtuyorlar 45-50 kiloluk. Tabii.
Yani adam hani ben mesela 80 kiloyum, ben otursam içine yakıt tüketim değişir arabanın belki. O kadar şey ki, yani. Tabii ki. Yani daha evvel de buna benzer şeyler yapılıyordu, üç kağıtlar yapılıyordu. Buna kimse kafaya takmıyordu. Minimal aksesuarla belki yani arabanın arka koltuğunu bile söküyordur adam yerine hafifletmek için. Gövdenin bütün bileşen yerlerine şey takılır, ambalaj bandı takılır, koli bandı takılır ki şey olsun, rüzgar direnci birazcık azalsın. Cam silecekleri sökülür, dikiz aynaları sökülür. Aynen. Olabilecek en o şekilde minik halinde. Yapıyorlar. Tabii. Ama işte söz konusu yakıt tüketim verisi olduğu zaman insanların bir toleransı sonuçta, var, umursamayabilirler. Güvenlik şöyle, söz konusu olduğu zaman yani senin de demin söylediğin şey, insanlar cep telefonu alır gibi, ne bileyim bilgisayar alır gibi araba almaya başladılar. Kataloğa tabii. Bakarak adam hani cep telefonunu nasıl alıyor? İşte diyor ki işte o 1.6 GHz çift çekirdek işlemcisi varmış, 1 GB RAM'i varmış, işte Android'in en günceli, tamam ben bunu alayım. Bu şekilde araba alıyor, bakıyor, diyor ki işte şu su var, bu su var, bu su var. Öbürüne bakıyor, o onun işte hız sabitleyicisi yok, sil onu. Hız sabitleyiciyi ne kadar kullanırım diye düşünmüyor. Bu şekilde yokuşta işte... Yokuşta kalkış desteği, bir tanesinde kuru plakalı kavramı var. Yokuşta geri kaçırdığı için mecburen yokuş kalkış desteği sunuyor. Diğerinde viskoz kavramı var. Aynen zaten öyle. Kaçırdığı zaten için gerek yok. İhtiyaç yok. Onu eksi zannediyor. Aynen öyle. Ya bunlara bakıyorlar insanlar. Sonuçta da ya bu hani teknolojik cihazlar zaten teknoloji cep telefonunun olayı o. Eyvallah onu o şekilde alır. Cep telefonu zaten uzun ömürlü bir şey değil. Tabii tabii. Hepi topu bir cep telefonunun dünya üzerinde geçireceği ömrü 5 senedir. O da kim bilir kimlerin cebinde geçecek. Öte yandan bir cep telefonun hayatımızı ne kadar riske atabilir? Cep telefonunun kötü olanı insanı öldürmüyor. Tabii. Ya öldürmesi hani o belki uç senaryoda kötü araba olduğu zaman mesela işte sık sık arıza yapar. Tabii. Serviste sıkıntı çektirir. Yani arabalı hayata alışan birisi için arabasız kalmak sıkıntı verir. Bir sürü bunun derdi normal var. Normal yol şartlarında neyse de hani kan gölü olan bizim yollarımızda esasında şey de ciddi bir faktör. Güvenlik de çok önemli. Güvenlik açığı hani başka ülkelerde hiç rastlanmayacak kadar sağlam problemlere yol açabilir. Peki şimdi bu şeyden dolayı hangi modellerin şey etkilenecek, yapısı etkilenecek? Şimdi Peugeot'un köhne, ilkel temelde mahkum olacak yeni jenerasyonda. Temelde şöyle bir durum var. Ben aslında o konuyu biraz daha açayım da. Şimdi General Motors bu geçtiğimiz yıllarda yaşanan mortgage krizinde bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Daha önce de zaten Amerika devletinin bayağı bir hissesi vardı General Motors'da. Tabii. Bu krizde batma noktasına geldiler ve Amerika devleti yani daha çok para yatırarak daha fazla hisse satın aldı ve devletleştirildi General Motors. Şu anda büyük çoğunluğu Amerika devletinin. Şimdi haliyle yönetim kurulunda da hissedar ve hissedarın seçtiği kişiler oturduğu için yönetim kurulunda da çoğunluğu devlet görevlisi olan işte senatör, memur böyle insanlar ve bu insanlar hani bir özel firma yönetir gibi değil de bir devlet kurumunu yönetir gibi yönetiyorlar şu anda General Motors'u. Ve adam elindeki bilançoya bakıyor. İşte Buick şu kadar masraf yapılmış, bu kadar satmış. İşte Chevrolet şu kadar masraf yapılmış, bu kadar gelir elde etmiş. Opel diyor mesela. Otomobil uzmanı olarak değil de ekonomist gözüyle aynen, yaklaşıyor. Aynen, ekonomist gözüyle. Hatta belki de politikacı gözüyle. Politikacı gözüyle. Opel diyor mesela bakıyor, masrafı gelirinin çok üzerinde. Tabii. Opel zarar ediyor diyor. Ya buna bir çare bulalım. Nasıl yapalım? Opel tasarruf etsin. İşte bu PSA grubuyla işte sözleşme yapılmasını filan asıl sebepleri bunlar. Tabii. Şimdi Opel neden zarar ediyor? Opel kötü olduğu için zarar etmiyor aslında. Opel General Motors grubunun en fazla satan arabalarını, platformlarını ve motorlarını geliştiren firma. Bütün teknolojilerini geliştiriyor. Ama diğer yandan Opel'e Avrupa dışına çıkmasına izin verilmiyor Opel'in. Böyle bir yasak getirilmiş Opel'e. Şimdi Opel'in arabalarını Amerika'da General Motors Buick olarak satıyor. Aynen. Aynı arabayı sadece panjurunu değiştirerek tabii, Buick olarak satıyor. Mesela Buick Verano Opel Astra'nın birebir aynısıdır. Brezilya'da da Astra'yı Vectra'yı satıyorlar ya. Aynen. Sadece adını değiştiriyor. Adı değişiyor.
Ki Buick Astra, Buick Vectra, Buick Astra diye. Yine tabii, Opel değil. Tabii. Yani o satışlar Opel'in gelirhanesine yazılmıyor. Kıta Avrupa'sından bile çıkarmıyorlar ya. Vauxhall İngiltere'de. Aynen. İngiltere'de Vauxhall diye. Hani Vauxhall yine Opel'in bir parçası olarak tabii sayılıyor. Aynı şekilde Chevrolet markasıyla kasasını değiştirip ama yine platform motorlar aynı. Bizim mesela bugün işte uygun fiyatıyla çok popüler olan Chevrolet Cruze aslında Opel Astra'nın aynısıdır. Tabii. Aynı araba. Görünüm sadece farklı. Benzer şekilde yani Opel'in arabalarını böyle farklı markalarla değişik yerlerde satıyorlar. Opel'e de sadece Avrupa pazarını veriyorlar. Şimdi kar olarak o gözüküyor. Aynen. Birkaç sene öncesine kadar Opel yine sıkıntıda değildi. Hı-hı. Bir şekilde idare ediyordu. Çünkü Avrupa pazarı hareketliydi. Doğru. Avrupa'da ekonomi hareketliydi. Doğru. Ama ne oldu? Avrupa'da işte önce kriz vurdu, şöyle oldu, böyle oldu derken işte en son 20 yılın mı en düşük seviyesi deniyordu. Satışlar Avrupa'da dibe vurdu dendi filan. Bayağı bir kötü oldu. Hepsi sıkıntıya girdi. GM'in Opel, son dönemde benim hatırladığım Opel'e tek yardımı, tek verdiği modeli şey oldu. GT oldu. Pontiac Solstice'ı Opel GT adıyla sattılar. Tek şey de o oldu. Hiç satmayan, hiç tutmayan bir araba. Hiç tutmayan. Çok da niş bir model zaten. Yani ne çok şey bir araba da değildi yani. Tabii. Klasmanında yarışmaya yani çalıştığı arabalar. BMW'nin, Mercedes'in, Porsche'nin canavar modelleri, Honda'nın S2000'i varken hiç esamesi okunmadı. Yani o gelene kadar hani şöyle bir kupe modeli yapsalardı mesela. Tabii. Neydi Opel'in vardı bir tane? Calibra'nın yenisi. Calibra'nın yenisi mesela. Tabii. Çok daha fazla tutardı. Tabii. Ve flagship olurdu yani. Hı hı. Astra'nın şeyi bile çok rağbet görmüştü zamanda. Uzun kupesi. Şimdi de GT'si yine rağbet gören modeller. Şimdi kaskada geldi. Doğru. Astra platformuyla kabrio. Bez tavanlı değil mi? Bez tavanlı. Bez tavanlı. Şey yok. Hardtop herhalde verilir yanında ama şeyi yok. Kupe olarak yok henüz. O da nasıl saçma bir şeyse Volkswagen'de yapmıştı aynısını. Volkswagen Eos. Tabii. Aslında araba o zaman için fena değildi ama herkes de üstüne çıkar araba sevmez. Kupe olsa alınırdı yani. Yani tabii. Şimdi Scirocco yaptılar. Peynir ekmek gibi gidiyor. Peynir ekmek gibi gidiyor. Zamanında yapsalarmış. İşte Volkswagen uyandı yine ama Opel'in uykudan uyanacak kimsesi de yok yazık. Bir de üstüne toprak atıyorlar daha beter. Toprak atıyorlar. Şimdi sıkıntı şurada. Tabii bizim için sıkıntı değil aslında da. Yani bu kararın yanlışlığı şurada. Şimdi bu platformları geliştiren Opel. Ve Opel'in platform geliştirme bölümü kapatıldığı zaman bu platformları kim geliştirecek? Şu anda mesela Opel Astra ile aynı platformu paylaşan arabalar Opel Astra haricinde Chevrolet Cruze az önce söyledik. Chevrolet Volt ve Opel Ampera kardeşler her fuarda sergiledikleri medarı iftarları. Şimdi bir de Cadillac 300 geliyor onlara. Aynen. Gurur kaynakları işte son hibrit modasının General Motors tarafındaki temsilcisi. Tabii. İşte Volt, Ampera ve Cadillac'ın modeli ismini ben de unuttum şimdi. Olsun. Evet. Cadillac adı yeter. Chevrolet Orlando diye bir araba Amerika'da satılıyor. Biz tanımıyoruz ondan tabii sonra. Buick Verano aynı şekilde. Opel Astra'nın birebir aynısıdır. Ve Cadillac'ın lüks kompakt modeli Cadillac LR. Tabii. Ondan sonra bunlar mesela tamamen Opel Astra platformu. Ha bölgeye göre motorlar değişir. Şimdi mesela 1.6 motor Amerika'da çok popüler olmayabilir. Avustralya'da popüler olmayabilir. Tabii. Ha bir de Avustralya var onu hiç katmadım. Holden. Tabii. Aynıları bir de Holden olarak Avustralya'da satılıyor. Pick-up'larıyla, 5 metrelik şeyleriyle, sedanlarıyla. Yani bölgeye göre motor tercihleri değişir. İşte bazı yerde 1.6 motorla satılır, bazı yerde 2.000 motorla satılır. Şimdi esasında benim bu bilançodan bakıp da en çok acıdığım üzerinde son zamanda ziyan olduğu belli olan platform, daha doğrusu otomobil, Insignia. Insignia ve potansiyeli kupe versiyonu hiç belki de gelmeyecek olması Insignia, gerektiği gibi. Çok talihsiz bir araba. Tabii. Çıkışı tam krize denk geldi. Tabii. Opel satılacak mı? General Motors batıyor. Ne oldu? Ne olacak? Falan fuarda derken, bile insanlar başında onu konuşuyorlardı. Aynen. Herkes böyle bir çekindi ki yani şu anda artık hani diğer rakipleri güncellendi. Mondeo falan şey yaptı biraz. Geçtiler ama tabii. Insignia çıktığı zaman gerçekten iyi bir arabaydı. Tabii tabii. Özellikle OPC versiyonunun süspansiyonuna ayar çekilmek zorunda kalmış. O kadar iyi yol tutuyor ki araba 19 inçlik lastiği janttan çıkarıyor. Plastik patlatıyordu. Yani zorlandığı çok zaman. Şeydi.
güzeldi ama işte yanlış yönetim. Yani şimdi mesela bu Opel'in konuyu... mühendisleri başarılı. Opel'in mühendisleri kötü değil. Hep ödenek sıkıntısı, hep yanlış yönlendirme. Motor sporlarından geri çektiler. Adamlar DTM'de yarışıyorlardı. Tabii. Yani yarıştığı rakipleri Audi, Mercedes, BMW. Bunlarla kafa kafaya gidiyorlardı. Tabii. DTM'den geri çektiler adamları. Spor model diye işte çok talihsiz modellere mahkum ettiler. Opel Speedster, Lotus Elise'in kopyası. Aynen. Ki o da zaten çok ekstrem bir modeldi. Satış başarısı olmasa mucize olurdu. Olmadı da. Opel GT yine lüzumsuz bir dayatma. Geçmişinde Calibra gibi GSI serileri vardı zaten. Onların OPC güncellemeleri yine birazcık rağbet gördü fakat onlarda da çok ciddi süspansiyon ayar dertleri vardı. Eskisi gibi olmadı hiçbir zaman. Tabii. Çünkü eskiden hani makul güçlerdeydi arabalar. Önden çekişli bir kompaktı. Siz 150 beygirlik, 156 beygirlik motor koyduğunuz zaman insanlar wow diyorlardı. Astra GSI çok güzel bir arabaydı. Fakat şimdi yeni gelen Astra OPC'ye bakınca, şimdi güncel nesilden bir öncekinde hani 240 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam. Çok ciddi bir güç farkı. Ön aksa böyle bir gücü yüklemek devasa torku ile beraber. O ağırlıkta bir arabada. Tabii. Sürücünün bileğini kıracak kadar direksiyon şeyi oluşturuyor. Aynen, torque steer oluşturuyordu. Zıplatıyor arabayı. Tabii. Ondan sonra insanlar sevmiyorlar haklı olarak. Moda yani, değişti. Değişen teknolojiyi bu platformlar ayak uyduramadı. Güncel yenilik yapmalarına da imkan verilmedi. Ya en basitinden mesela şu dizel motor meselesi bizim Türkiye'de herkes dizel istiyor. Yani dizel istemiyorum diyenlerin çoğu da aslında paraları yetmediği için dizel istemiyorlar. Gerçekten dizeli tabii. Sevmeyen de var yani. Mesela sen pek sevmiyorsun. Ben sevmiyorum. Biliyorum. O ayrı. Ama yani dizel gerçekten yani tabii. Avantajı şu anda. Doğru. Hani bu yakıt fiyatlarında sürekli doğru. de artıyor. Dizel avantajlı. Diyecek bir şeyim yok o konuda. Ekonomik olarak çok doğru da ekonomik hani olarak, ben tercih etmem ayrı. Keyif olarak belki tamam şey tabii. yapabilir. Ama şimdi şöyle bir daga, şey daga, var. Daga daga dar 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 motor yerini bilecek. Yani, gaza basmadıkça ötmeyecek. Ya her dizel de Magirus değil ama yani. Dışarıdan bakınca bilmiyorum ben ayırt edemiyorum bazılarını. Neyse. Şimdi mesela dizel motor sıkıntı oldu. Bayağı Opel için. Tabii. Mesela en fazla satan modeli Opel'in işte Astra, kompakt sınıf. Zaten mesela Avrupa'da en popüler sınıftır kompakt sınıf. Doğru. Yani kompakt sınıfta dizel motorlu. Bizde de sedan. Kuyruklusu. Aynen. Doğru düzgün dizel motorlu arabası yok. Yok. Doğru. Yani neden yok? İşte biz Fiat'la beraber yapıyorduk motorları da. Sonra ortaklığımız bozuldu. İşte sadece bu 1.3 motoru kullanabiliyoruz da şöyleydi de böyleydi de. O rakipleri 1.3'te bir yere kadar çekiyor kusura bakmayın. Bir yere kadar çekiyor o arabayı. Arabalar ağırlaştı. Tabii. Eskiden olsa o 1.3'ler 90 beygir. Eskiden olsa 90 beygir o arabaya çok yeter eski Astra'ya. 1.3 motor da esasında alt devrenin güçsüzlüğüyle meşhur bir motor. 2000 devre kadar ölü gittiği için o da ayrı bir sıkıntı. Ondan sonra kaynağı. Coşuyor. Tabii. Yani... bu dizel motor sıkıntısı bayağı bir zorladı Opel'i. Tabii tabii. Bunun yanında şanzıman sıkıntısı oldu. Hı-hı. Mesela rakipler hep çift kavramalılara falan geçti. Opel hala işte tek kavramalı otomatikle devam etmeye çalışıyor. Hatta falan. Otomatikleştirmiş manueller. Buna karşı bir şey de yapamıyorlar. Çünkü ödenekleri kısılmış. Tabii. Yoksa Opel mühendisi bilmez mi çift kavramalı yapmayı? O da bilir. Daha iyisini de yapar. Daha iyisini de yapar. Geçmişte yaptıkları örnekler var. Ha şimdi mesela bir dizel motor yapmışlar. Çinlilerle ortak yaptılar onu. Hı-hı. Çin'de üretilecek o motor. 135 beygir gibi bir şey yanlış adı. 1.6 dizel. Çok güzel. Çok güzel canavar ama platform kötü. İşte bir yerden kazanıp illa bir yerden bu kaybetmek yanlış lazım. Yanlış anlaşılma olmasın. Şeyde yani... Peugeot'un platform, Peugeot'a karşı daha doğrusu markaya karşı bir şeyimiz yok ama. Benim var. Yani Peugeot'un da mesela çok başarılı olduğu pek çok şey var. Mesela bagaj hacmi çok iyidir. GM'den de Peugeot'dan da benim alacağım var, kuyruk hacim var. Gerçekten son yıllarda ekonomik tercihlerle senin... çok güzel şeylerini, çok güzel modellerini baltaladılar. Ve hakikaten vasatın altındaki modellerle piyasayı doldurmaya çalışıyorlar kar etmek amacıyla. Senin tüm piyasadan alacağın var zaten o şekilde bakarsan da. Doğru doğru ama yani Peugeot ve GM özellikle başı çeken firmalar bu hususta. Fiat da gerçi şey o konuda potaya girebilir rahatlıkla. Hani gönül ister ki teknoloji gelişsin, insanlara daha iyi hizmet sunulsun. Fakat tabii. firmalar baktıkları zaman, kefeleri yan yana koydukları zaman hep tercihleri kardan yana oluyor maalesef. Bunu dürtecek bir rekabet de olmayınca meydanı düz bulup istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bu toparlayalım. Yani neticede bundan sonra ne olacak? Opel öldü mü? Opel henüz ölmedi ama Opel eğer bu karar uygulanırsa kanser oldu diyebiliriz. Hem de ağır bir kanser. Ağır bir kanser oldu. Yatağa düştü. Yani bu noktadan sonra Opel olmayacak.
Yani Opel logosuyla satılan Peugeot olacak. Şu kadar logosuyla diyeyim, satılan Citroen olacak. 20 sene önce yaklaşık aynısını biz Saab'da gördük. Birebir aynı şey. O da teknoloji konusunda bayrak lideriydi. Yine GM burnunu soktu, platformlarını elinden aldı ve hızla çöküşe geçti. Şimdi Opel içinde benzeri bir durum söz konusu olabilir. Bu en çok işte tüketicilerin halef model beklentisini üzecektir, yani düşürecektir. Peugeot modüler bir platform yapmış, onu kullanacak Opel. Ha, o da kötü bir platform değil ama ne olacak? İnsanlar Opel'i Opel olduğu için alıyorlardı. Artık Opel olmayacak. Yani tabii, tabii. Balık alıyorsunuz, çikolata tadında çıkıyor. Bravo, tabii. Yani siz onu, daha çikolata doğrusu, kötü bir şey olduğu için değil. Çikolata alıyorsunuz, siz, kokmuş balık tadında çıkıyor şimdi gibi, sıkıntısı. Veya, yani o kötü olduğu için değil ama siz onu balık olduğu için almışsınız. Balık yemek istiyorsunuz ama çikolata tabii, tabii. çıkıyor içinden tabii. gibi bir şey olacak. Tamamen alakasız. Tabii. Bakalım yani şey itibariyle bunlar kötü haberler. Daha da detaylı değerlendirmeleri İnşallah yakın zamanda yaparız cayarlar. Tekrardan. Hani şimdilik mevzu bu kadar. Yine gelişmeler olursa buna daha ileride değineceğiz. O halde evet. Ne diyelim? Bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere.